geldik TYT Matematiğin en önemli konusuna. Her yıl ortalama TYT Matematik'te 12-13 sorunun geldiği sana sınav kazandıran, sana matematik neti kazandıran bölümü arkadaşım. Evet problemler başlığını atacağız. Ama problemlerden önce 49 günde TYT Matematiğin 20. gün yani bugün itibariyle oran orantı diyeceğim. Bu 2 gün boyunca oran orantı bir, oran orantı 2'de pür dikkat beni izliyorsun. Vereceğim taktikleri dikkatle takip ediyorsun. Oran orantıda özellikle K ile ilgili kullanacağım yöntemler sana problemlerde inanılmaz kolaylık sağlayacak. Problemlerin birçok sorusunu oran ve orantı mantığıyla çözeceğiz. Hazırsan elimizde kalemler, önümüzde kitaplar. En ciddi bölümdeyiz. Yani matematik ciddi iştir diyelim. Şakada olmadan olmaz da tabii ki ona ekleyeceğiz o ayrı mevzu. Başlığımız oran orantı dedik. 49 günde TYT matematikte 20. gün için gönder gelsin dedim. Evet oran orantıyı anlatacağım. Hiç bekletmiyorum. Direkt başlığımı atıyorum önüme. Hemen başlıyorum arkadaşım. Şimdi öncelikle tanım bilmelisin. Oran nedir? Orantı nedir? Bunların mantığını anlamalısın. Aynı birimden iki çokluğun karşılaştırılmasına oran adı verilir. Karşılaştırmak demek onları birbirine bölmek demektir matematikte tamam mı? A bölü B ifadesi ikisi de örneğin litre cinsinden kilogram cinsinden ikisi de saat cinsindense A'nın B'ye şeklinde oranı şeklinde okunacak. A'nın B'ye oranı dendiğinde önce A sonra B yazılacak. Peki iki veya daha fazla oranın eşitliğine ne denir? Orantı denir. Ha, hocam ben oranla orantıyı aynı zannediyordum. Ha, i̇şte aynı değil onlar. Eğer bir tane eşitlik böyle varsa bu oran varsa ha A bölü B varsa bu orandır. Ama birden fazla varsa iki tane üç tane dörtte işte biz ona orantı adını vereceğiz. Ve her orantı bir orantı sabitine eşittir. Aman diyeyim burada orantı sabitini görmezden gelmek. Ç bize birçok soruyu çözdürecek. Tamam mıyız? Peki A ile D'ye orantının dışları B ile C'ye orantının içleri adı verilir. Hatta çarparken hep şöyle diyorduk fark ediyor musun? içler pardon dışlar içler çarpım adını veriyorduk. Peki hocam bu ne alaka ne, bir, ne biri içte ne biri dışta diyeceksin mantıken yani öyle. Hemen şöyle söyleyelim içler dışlar çarpımına eşittir dediğimiz mevzu İçler dışlar çarpımı birbirine eşittir. A çarpı D eşittir B çarpı C diyoruz ya kim iç kim dış arkadaş bak bunu ilkokulu usulü yazsana. A bölü B eşittir. Bunu da ilkokul usulü yaz. C bölü D olur mu? Kimler dışarıda? Bunlar dışarıda. Kimler içeride? Bunlar içeride. İçlerin dışlar çarpımına eşitliği var mı? Var. Ha, onun mantığı da buradan mı geliyormuş hocam? Aynen öyle. İçler dışlar ismi de buradan geliyor. Şimdi gelelim özelliklerine orantının. İçler veya dışlar kendi aralarında yer değiştirebilir. Örneğin ben burada ne yapabilirim? Dışları yer değiştirebilirim. D bölü B eşittir C bölü A. Sonuç değişir mi? Sen yine içler dışlar çapraz çarpım yaptığında işlemin sonucu değişti mi Değişmedi. O zaman bunu yapabiliriz. Geldim. Aynı zamanda içleri değiştirebilirim yerlerini. A bölü C ifadesi eşittir neye? B bölü D ifadesine. Burada da yine sonuç değişmeyecektir. Ve geldik belki de en önemli noktalardan birine. Herkes karşısındakinin C katına eşittir. Hatırlıyorsun bunu. Yine aralarında asal sayı olmanın tanımını orada vermiştik. Hatırlıyor musun? İşte burada herkes karşısındakinin K katına eşittir diyeceğiz. A eşittir 4K. B eşittir 5K diyeceğiz. Ve soruların neredeyse hepsini bu mantıkla çözeceğiz. Anlaştık mı? Güzel. Anlaştıysak yola devam. Örneğin bana bir oran verecek. A bölü B oranı eşittir. 5 bölü 4 olduğuna göre bu da ifadesinin değeri nedir? Yapacağın ilk hamle şudur. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. A eşittir 5 tane K'ye B eşittir neye? 4 tane K'ye. Şimdi 3 çarpı 5 tane K artı 2 çarpı 4 tane K bölü A'ya ne demiştik? 5K demiştik. B'ye ne demiştik? 4 tane K demiştik. Hemen işlemleri yapıyorum. Buradan ne geldi hocam? 15 tane K'ye geldi. Buradan 2 kere 4'ten 8 k geldi. Aşağıda sadece ne var? 1 tane K var. Bu ikisinin toplamı ne yaptı? 23K. K'ler birbirini götürdü. 23 bölü birden cevabım sadece 23'tür dedim. Var mı buraya kadar zor bir şey? Tabii ki yok. Peki hocam bize oran vermediler ama oranı istiyorlar. Başka bir eşitlik verdiler. Hiç fark etmez. Sen yine içler dışlar çarpımıyla başla arkadaş. 4 tane x 3 tane y ifadesi. 4 3 3'ten 12x 4 tane y'ye eşit mi? Evet eşit hocam. Peki x'leri bir tarafa toplayalım. y'leri bir tarafa toplayalım. İşlemi öyle yapalım. Burası ne oldu? 7 tane y oldu. Bu taraf ne oldu? 8 tane x oldu. Ben ne dedim sana? Herkes karşısındakinin çey katına eşittir. Hocam burada bölme yok. Gerek var mı? herkes karşısındakinin k katına eşittir. Bak buradan x eşittir 7 tane k. Y eşittir nedir? 8 tane k. He, sen benden x bölü y'yi istedin hocam. 7 k bölü 8 k'den bunlar gitti. Geriye ne kaldı? 7 bölü 8'dir dedim cevaba vurdum cevabı. Orana orantıya devam ettim. Hocam hatırladım bunu. İçler dışlar çarpımı. Aynen öyle. Dışlar çarpımı içlerdeki sayıların çarpımına eşittir. Yani 5 tane pardon 5 tane y değil 5 tane x'in çarpımı 3 tane y'nin çarpımına eşittir. Biz ne dedik sonrasında? Herkes karşısındakinin k katına eşittir hocam. Yani x dediğin ifade 3 tane k'ye, y dediğin ifade 5 tane k'ye eşittir. Buradan da istediğin her şeyi bulurum arkadaş ben. 2 çarpı 3 tane k artı 3 çarpı 5 tane k bölü 5 k eksi 3 tane k dedim. Alt tarafta 2K kaldı. Buradan 6 tane K. Buradan 15 tane K. Topladık 21K. Bir K'ler birbirini götürdü. Cevap sadece 21 bölü 2. Nasıl gidiyoruz? Buraya kadar oran orantı anlaşılıyor. Ortam biraz loş, Ortam biraz karanlık olabilir. Ama biz tamamen derse odaklanıyoruz. Amacımız zaten biraz karartmamın sebeplerinden biri oydu. Hocam burada orantı yok. Nasıl bulacağım? Hatta burada üçlü var. Bir de toplamını vermiş. Ne yapacağız? Arkadaş... Ben sana ne dedim? Eğer orantı varsa orantı sabiti vardır. İşte en önemli noktalardan biri bu. 3A, 2B, 4C o zaman hocam bu K'ye eşittir. Harikasın, müthişsin. Buradan A'yı bulursun, buradan B'yi, buradan C'yi bulursun ama ben böyle de yapmayacağım. İşte buraya bir yıldız atmanı istiyorum senden. İşte burası çok önemli bizim için. Çünkü eğer burada 3 varken, burada 2 varken, burada 4 varken ben buraya K yazarsam A eşittir K bölü 3. Kim uğraşacak K bölü 3'te? Böyle yapmayacağız. Evet karşı tarafı K'ye eşitleyeceğim ama bir tane değil. Mesela 3'ün, 2'nin, 4'ün o kekleri nedir? Öğrendik o kekleri. Hocam 12'dir. O zaman karşı tarafa 12K yazacağım. İnan işimiz daha kolay. Bak A 3A eşitse eğer 12K'ye ilk defa yaptığımız için böyle uzun uzun çözelim. A ne geldi? 4K geldi. Bak ne oldu A? Bir tam sayı gibi gözüktü değil mi? İşler daha da kolaylaştı. Aynı şekilde buradan. 2 tane B'miz eğer 12 tane K'ye eşitse sen artık B yerine ne yazmalısın? Hocam 6K yazmalıyım. Aynı şekilde 4 tane C senin için 12 tane K'ye eşitse C'nin cevabı buradan ne gelir? 3K gelir. Tam istediğim değerleri buldum. Herkese K cinsinden buldum. Artık burada yerine yazma vakti. A yerine ne yazıyoruz? 4K. B yerine ne yazıyoruz? 6K. C yerine ne yazıyoruz? 3K yazıyoruz. B'nin önündeki eksi olacak sadece. Cevap 21'e eşit. Şu arkadaşları çıkarttık. Eksi 2K. Bunları topladık. Ne kaldı ki? K dediğim cevap neymiş? 21. Biz kim arıyoruz? B değerini. B neydi? B 6 tane K idi. B eşittir. 6 çarpı 21. 6 kere 1 6. 2 kere 6 12'den. 126'dır dedim. İster böyle gelsin ister böyle gelsin artık nasıl gelirse gelsin. Mesela 5'in soruya baktığında aklına ilk gelen bana tepkiyi söyle. Nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Ben sana soruyorum aslında. Nasıl yapacağız? Söyle. Aklına ne geliyor? Kim yok? Kim eksik? A var, B var, C var. Orantı sabiti yok. Hocam buna K mi diyeceğiz? 5 K. Bak bunların önündeki kaç sayılara göre vereceksin. Hepsinin önündeki kaç sayı birse bir vereceksin arkadaş. O kekleri de bir çıkıyor çünkü değil mi? Şimdi buradan A'yı çekelim bak. Bu arkadaş neye eşit? K'ye. A eksi 3 bölü 2 K'ye eşitse A'nın cevabı içler dışlar yaparım. 3'ü karşıya atarım. 2 k artı 3. Aynı şekilde b artı 1 bölü 4'ün cevabı eğer k'ye eşitse b'nin cevabı 4 k eksi 1'dir. Anlıyor musun ne dedi mi? Şimdi geldim sonuncu c'ye. c eksi 2 bölü 3'ün cevabı eğer k'ye eşitse c'nin cevabı buradan 3 k artı 2 olarak gelecektir. Sonuç. Sonuç ne? A artı B artı C'yi istiyoruz. Ve eksi C'yi istiyoruz. 2K artı 3 A için. B için 4K eksi 1. C için eksi koyarak görüyorum önüne. Eksi 3K eksi 2. Cevap ne geldi? 18 geldi. Hemen işlemlere başladım. 2K buradan 4K buradan 6K 3'ü gitti 3K kaldı. Şöyle baktım. Eksi 1 eksi 2 eksi 3 tak artı 3 götürdü cevabı. 18 eşitse K'nin cevabı 3 kere 6'dan 18'dir hocam. Biz kimi arıyoruz? Biz A'yı arıyoruz. O halde diyorum A eşittir. 2 çarpı 6 artı 3'ten 12 3 tane yapar. 15 yapar. A değeri 15'tir dedim. Vurdum cevabı A'ya. Geldim yepyeni bir soru tipine. Hocam Efendim ne oldu? Bak her seferinde adım 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 farklı tiplere gidiyoruz. Ama görmediğimiz soru tipi kalmayacak oran orantıda. Hepsini çözebileceğiz böylelikle. A bölü B eşittir 1 bölü 3. B bölü C eşittir 2 bölü 5. Ben bıdı bıdı, bıdı bıdının değerini arıyorum. Ne yapacağız hocam? E yapacağımız şey hocam herkes karşısındakinin K katına eşit demiştin. Aynen öyle ne dediysem onu yapıyorsun arkadaş. A eşittir 1 tane K. B eşittir nedir? 3 tane K. Bir şey söyleyeceğim. Bak burada bitiyor bir oran başka bir orantı başlıyor. Orantının bir bitiyor biri başlıyor. O zaman çek araya çizgi. Yine herkes karşısındakinin k katına eşittirdi. B eşittir 2k C eşittir 5k. Aha da burada dur. Neden durduk hocam? Burada da B var hocam. Burada da B var. İki tarafta da B varsa bu B'lerin birbirine ne olması lazım? Eşit. Ya eşit değil hocam biri iki k iki... eşitlemeden soruya başlayamazsın. Bunu 3'te çarparsam eşitlenmez. Bu arkadaşı 2 ile, bu arkadaşı 3 ile çarpıp eşitleyebilirim ama herkes kendi arkadaşıyla da çarpılmalı ki işlemin sonucu değişmeli. Değişmemeli. A eşittir 2 kere 1'den ne geldi? 2 2. Artık B'nin yerine ne yazacağım? 2 kere 3'ten 6K. C'nin yerine ne yazacağım? 3 kere 5'ten 15K. Artık herkesi K cinsinden buldum. Bak A, B, C 3 tane bilinmeyen vardı. Şimdi ne oldu? Herkes tek bir cinsinden oldu. Artık herkes K cinsinden oldu. Şimdi giderim yerlerine yazarım. Eşitlerim A çarpı C diyor benden. 2K çarpı 15 tane K artı B'nin karesi. Yani 6 kere 6'dan 36K kare geldi o taraftan. 2K çarpı 6K'de buradan geldi mi? Geldi. Şu arkadaşları çarptığımda 30K karedir. 30 ile 36'yı topladığımda 66K karedir. Yan tarafta 2 kere 6'dan 12K karedir. Bir kere K karelerle işim olmaz. 6'ya böldüm 11, 6'ya böldüm 2. Demek ki bu işlemin sonucu nedir? 11 bölü 2. İşte bir soru daha biter. Bir Allah'a döşedik ya. İlk sayfayı var ya rengarenk yaptık seninle birlikte. Şimdi geldim yepyeni bir sayfaya. Şimdi gelsin bakalım. Orantının özellikleri. Orantının özellikleri tek başına soru olarak gelmez. Çok rahat olabilirsin bu konuda. Direkt bunu soru olarak sormuyorlar. Hatta en sonunda çözeceğim soru avcısı tam bir problem tarzında. Tam bir oran orantı problem tarzında. Ama bunlar bilinmesi gerekiyor. Olaki gelebilirse diye. Müfredatta var. Anlatmak zorundayız. Ha son yıllarda son 6 yıldır, 7 yıldır bundan direkt soru gelmedi. Direkt soru yok onu söyleyeyim. Şimdi biz orantıda orantı sabiti var dedik. Yan yana iki oranı toplayabiliriz, çıkarabiliriz. İşlemin sonucu değişmez. Yani orantı sabiti değişmez. Biz aynı oranları benzer katsayılarla çarpıp diğer oranları farklı katsayılarla çarpıp m'lerle çarpıp yine toplayıp çıkardığımızda orantı sabiti yine değişmiyor. Bu biraz kritik bir kural. Kullanırken biraz ha bak burada varmış diyebileceğimiz en e, zor kurallardan biri. A bölü B, C bölü D, bıdı 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 X bölü Y. Ne tane burada ne olsun arkadaşım? Her biri orantı olsun. Orantı sabiti ne? K. Bundan iki tane alırsan aslında A bölü B çarpı c bölü d yazarsan iki tane kullandığın için k kare. Hocam a, c, e dersem pardon f dersem diyeceksin ya da e dersem olacak değil mi? E, e, diyelim hadi şöyle yapalım. B çarpı d çarpı f dersem ne diyeceğim? Üç tane kullandım hocam k küp diyeceğim. N tane kullanırsam k üzerine. İşte sadece burada orantı sabiti değişiyor. Orantı sabitinin değiştiği yeri anladık. Bize ne vermiş? Bir tane orantı vermiş. Şimdi bu orantıda bu eşitliği yazmış. Arkadaş sen bunu neye göre yazdın? Kime göre yazdın? Sende 3A var aşağıda yok. Bende ne var? A bölü 3 var. O zaman benim elimde 3A olacak. Herkesin çok özür 3 ile çarpabilirim. Çarptıktan sonra 3A geldi. Hatta dur önce bir çarpalım aynen yazalım. 3A bölü 9 oldu mu? Oldu. Eşittir dedim yola devam ettim. Eksi 2B lazım. O zaman dedim ki bana eksi 2B lazım. Herkesi ile çarpıyorum? Eksi 2 ile. Eksi 2 ile çarptım bu geldi mi geldi. C aynen lazım hocam. O zaman geldim C bölü 5'i aynen yazdım. Şimdi diyorum ki sana. Arkadaş bu eşitlik hala bu arkadaşı nedir? Eşittir. Biz orantıda ne öğrendik? Yan yana bütün terimleri toplayabiliyorduk. Hiç de değeri değişmiyordu. 3A eksi 2B artı C bölü. 9'dan 8 çıktı 1. 1, 5 tane yaptı 6. Karşıda ne eşit olacak? 3A eksi 2B artı C. Bölü 5x artı 2'ye eşit olacak. Üstler eşitse altlar da eşittir dedim. O halde 5x artı 2 eğer 6'ya eşitse. 5x eşitse kaça? 2'yi karşıya attım. 4'e. X'in cevabı buradan 4 bölü 5'tir dedim. Bir soruyu daha burada bitir. Dedim ya özellik kullanarak çözüyoruz bu soruları. Ha bu özellik sorusu mu? Aslında direkt bir özellik sorusu değil ama mantık olarak aynı. Yine orantı sabitini yazdım. Bana 4x lazım. İçler dışlar yaptım. x eşittir 3k geldi. y eşittir 5k geldi. z eşittir ne geldi? 2 tane k geldi. Buradan yaz. 4 tane x. 4 ile çarptım. 12k. Eksi kaç tane y? 5 tane k yazdım. Y yerine 5 tane K yazdım. Z yerine 2 K ekledim. Toplam ne olacak hocam? 36. Mevzu bu arkadaş. Buradan ne kalır? Bir düşünelim. 12'den 5 çıktı hocam. 7 tane K kalır. 7 2 daha ne yapar hocam? 9 tane K yapar. 36'ya eşitse K'nin cevabı 4'tür. At cebe dursun. Biz ne arıyoruz? Bunların hepsinin toplayınlarını istiyoruz. Alayının toplamı lazım. 8 2 tane yaptı. 10 K yaptı. Biz K'yi 4 bulduk. Toplam tas tamam 40'tır. Ya akıyor dersin. Ben bir şey yapmıyorum. Kalem kendi akıyor ya. Kalem kendi gidiyor kağıdın üstünde. Sen de öyle gitmiyor mu? Vallahi ya bu ne güzel bir derstir böyle ya. Bak bu daha güzel. Bu daha güzel bir soru. Yukarıdaki özelliği kullandıracağım. Hocam A, B, B bilmem ne 36. 3A var. Eksi C var. Artı E var. Sen bunu bir elde et bakalım. Bana 3A'yı nasıl elde edersin? Dersin ki hocam bunların her birini 3'le çarpalım. Çarp gel o zaman. 3A bölü 3B eşittir dedim. Eksi c'yi nasıl elde edersin? Eksi ile çarparak elde edersin. İşlemin sonucu aynı sayılarla çarpınca değişmiyor. E'yi değiştirmiş miyim? Değiştirmemişim. E bölü f. Eşittir nedir? 36. Ne demiştik kuralda? Yukarıdakileri kendi halinde, aşağıdakileri kendi halinde toplayabilirsin. 3a eksi c artı e bölü 3b eksi d artı f'ye eşit. O da kaça? Orantı sabiti değişmez 36. Fakat bana verilen bir şeyler var. Bu arkadaşı vermişsin sen bana. Kaç bu arkadaşım? Demişsin ki 72. Bu belli mi? Hayır biz zaten B'yi arıyoruz. Bu belli mi bu belli. Bak o ne? Eksi de artı F'nin cevabı ne? 9. Aynı şeyi yazdım yanına. Burası 9'muş. Şuna da 3B diyeceğiz zaten. Bak 72 bölü 3B eksi 9 dedim. Eşittir karşıya 36 dedim. Cırt sana cırt sana burada ne kaldı 2? içler dışlar yaptım. 3B eksi 2 pardon eksi 9 artı 9 ne eksi 9 ya artı 9 olacak o artı 9 olacak şunu da kaldırdım. Artı 9 eşitse eğer 2'ye 3B eşittir eksi 7'ye B'nin cevabı eksi 7 bölü 3'tür dedim. İstenen değeri buldum. Bak bu yan yana toplama belli katsayılarla çarpma senin zorlanacağın en büyük noktalardan biri. Allah'tan tek başına soru olarak geldi. Şimdi bana A çarpı X, B çarpı Y, C çarpı Z orantı sabiti 3 verilmiş. 1 bölü A, 1 bölü B, 1 bölü C'nin cevabı verilmiş. X artı Y artı Z isteniyor. Kimi istiyorsa onu yalnız mı bırakıyorum? Hayır. Şu A'yı yalnız bırakıyorum arkadaş. A dediğim ifade şunu karşıya at nasıl gider? 3 bölü X midir? B dediğim ifade 3 bölü Y midir? C dediğim ifade 3 bölü Z midir? Buraya kadar kabul mü? Kabul. Biz neyi toplayacağız 1 bölü a'yı? Bak 1 bölü 3 bölü x artı 1 bölü 3 bölü y. B yerine 3 bölü y yazdım. 1 bölü 3 bölü z. Burayı da anladım mı anladım. Cevap kaç hocam? 5 bölü 6. Arkadaş bu bölme işlemi nedir? Birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrilir, çarpılır. Birinci aynen yazılır, ikinci ters çevrildi, çarpıldı. Birinci aynen yazıldı, 3, 3, ikinci yine ters çevirip çarpıldı. Arkadaş tek paydada yazsak ya böyle uzatmasak mevzuyu. Tek paydaya çevirelim. Aralarına toplama koyalım. Buraya da bölü 3'ümüzü yapıştıralım. Buradan ne geldi? 5 bölü 6 geldi. Cırt sana cırt sana. Eşit midir 2? İçler dışlar yapsam. 2 tane x artı y artı z'nin cevabı eğer bese. Her tarafı 2'ye bölünce x artı y artı z eşittir. 5 bölü 2 midir? 5 bölü 2'dir. Bir sorumuz daha biter. Maşallah diyorum ya. Maşallah. Çok hızlı geldik buraya kadar ya. 18. dakika. 10. sorudayız. Ama anlaşılabiliyorsa hiçbir problem yok. Hocam yardır. Yardır yardır yardır. Biz niye hep böyle yapmadık ya? Yardır böyle gel. Dedim ya farklı tipte soru. Yan yana iki kazık. Anlamayana çok yazık. A bölü B. C bölü D. E bölü B. 2 bölü 5 mi? 2 bölü 5. Hocam çok değişik şeyler vermişsin ama aklına hemen yine o matematiğin sevgi dolu anlarından biri geldi mi? Bak gözümün içine bak <laughs> Yine matematikte o sevgili olan. Kim demiş matematik sevgi dolu değil diye. Bak ben sana buraya kırmızı kalpler çizerim. Mavi kalpler çizelim. Hop. Orada kalp yok. Orada duracaksın. O biraz beklesin. Ama bu arkadaşlar halli olabilir Mesela bak A bölü B geldi buradan. Hatta bunları bile öyle yapmama gerek yoktu da buradan B bölü B geldi. Çarpı C bölü C geldi. Artı D bölü C geldi. Hocam burayı ne yapacağız? Bura aynen kalsın diyorum bak sana. Ben oraya bir işlem yapacağım şimdi. Şuradan bir geldi. Şuradan bir geldi. Bana A bölü B lazım. A bölü B'nin cevabı kaç? 2 bölü 5. Bak direkt yazabiliyormuşum. 2 bölü 5 artı 1. Kabul mü? Bana kim lazım? D bölü C. Bizde kim var? C bölü D. Arkadaş C bölü D eğer 2 bölü 5'e eşitse takla attırınca karşı tarafta takla atmaz mı? Atar hocam. O zaman 1 artı 5 bölü 2 yazmaz mıyız? yazarız hocam. Güzel. Geldim F. Bunu nasıl yazacağız? İçler dış ayrı ayrı. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. Bak burada da K'den faydalan. E dediğim şey 2K. F dediğim şey 5K. Diğerlerini de K ile çözerdim. Ama ben istedim ki onları biraz farklı çözeyim. F yerine 5K yazdım. F yerine 5K, 2K'sini düştü M'yi e ne kaldı? 3 tane K kaldı onu da düzenledim. Artık işlemin sonucunu bulma vakti. Şuradan ne geldi? 7 bölü 5. Çarpı buradan ne geldi? 2 1 2. 7 bölü 2. Çarpı buradan 5 bölü 3. Neden? K'ler birbirini 7 de ondan. 5'ler de 7. Yukarıda 7 kere 7 49. 2 kere 3 6 dedim. Doğru cevap 49 bölü 6 ile burayı bitirdim. Şimdi başlıyoruz işte. Şimdi başlıyoruz. Hatta ben soru avcısını 12. sorudan itibaren başlatacağım arkadaş. Çünkü bol bol problem çözeceğiz. Problem çözdüğümüz her yer bizim soru avcımız modumuz olsun. Şöyle soru avcımız modumuz gelsin bakalım. Geldi. 12. sorumuzu açtık. Seni karşıma aldım. Evet gerekli hazırlıklarımı yaptım. Hazırım efendim. Sen de hazırsan hadi bakalım soru avcısı modundayız. Etrafı görüyorsun. Şimdi ne demişim? 35 kişilik bir sınıfta kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısını E olarak verdik. Oranımız şudur. Kız öğrenci sayısı, erkek öğrenci sayısından ne kadar fazla? Şimdi nasıl başlarsın bu soruya? Hiçbir şey göremedim hocam. İşler dışlar yapayım. Aynen öyle. 3 tane kız, 3 tane erkek, eşittir 5 tane kız eksi 5 tane erkek. Erkekler bir tarafa kızlar bir tarafa. Topladım kızları bu tarafa 2 tane kız bu tarafta 8 tane erkek. Her tarafı böldüm 2'ye 4 erkek eşittir kızlara. Yani sen bundan sonra kızlara 4e diyeceksin. Erkeklere ne diyeceksin? Sadece e diyeceksin. Soru senden neyi istiyor? Kız öğrenciler erkek öğrencilerden kaç fazla? Hocam soru benden 4e'den e'yi çıkarmamı. Cevap eşittir. 3E bunu bulmamı istiyor. Doğru mudur? Doğru. Peki 3E'ye nasıl gideceğiz? 35 kişilik sınıfta 35 kişilik sınıfta kimler var? Kızlar. Kimler var? Erkekler var. 35 kişi 4 tane E'ye eşitti kızlar. Bir tane daha erkeklerden geldi. Ee, buradan 35 eşitse 7E'ye e pardon 5E'ye e biraz acele ettik. 5 tane E'ye erkeklerin sayısı kaçtır? 7'dir hocam. Biz erkeklere mi arıyoruz? Hayır. Erkekleri değil. 3 tane erkeği arıyoruz. Çünkü aradaki fark 3 erkeğe eşit. 3 çarpı 7'den cevabım nedir dedim. 21'dir dedim. Vurdum cevabı 21'e. Hemen geldim o arka taraftaki 13. soruma. 13 soruda yine ÖSM artık bak bu oran orantı problem sorularında. Oran orantı kurallarını direkt sormaz. Sorarsa böyle sorar. Şekil 1 var. Şekil 2 var. Baktık orada kitaba benzer bir şeyler var. Yukarıda verilen rafları eşit uzunluktaki kitapla aşağıdaki ebatları verilen kitaplar şekil 1 şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Buna göre bu ifadenin değeri nedir? Şimdi ne geliyor aklına? Bakıyorsun soruya. Diyorsun ki kısa kenara uzun kenar B. O zaman burası A, A, B, B. Burası da B olur. 1 A, 2 A, 3 A, 4 A, 5 A, 6 A, 7 tane A var. Bir tane B var. Ve bu rafların uzunlukları birbirine eşitmiş. İlk bölümde ne vardı? 2 tane A artı 3 tane B vardı. İkinci bölümde ne vardı? 7 tane A, 1 tane B'ye eşitti. A'lar bir tarafa 5A kalır. B'ler bu tarafa 2B kalır. Ve hepimiz biliyoruz ki herkes karşısındakinin K katına eşittir. Yani A eşitse 2K'ye B eşittir ne olmalıdır? 5 tane K olmalıdır. Şimdi bundan faydalanıp cevaba gidelim. A artı B'yi vermiş 7K. B'yi altına yazmış 5K çarpı. B'den A'yı çıkarmış 3K kalır. A yazmış. 2, 2 k onu yazdım. K'lerin her biri gitti. Yukarıda 3 kere 7 21. 2 kere 5 10. Kalan oran nedir? 21 bölü 10 la. doğru cevabım D seçeneğidir. Problem gönderin bana. Bana oran orantı bilen birini verin. Problemi öğretiriz. Buraya kadar anladık galiba. Güzel geldik de. Ara vermeyi unut. Aa, ara vermeyi unuttuk ya. Çünkü çok kolaydı ya. Nasıl geldik biz buraya kadar? Tamam bir dahaki derse veririz arayı. Bir kümesteki tavukların ayak sayıları Tavşanların ayak sayısının oranı 5 bölü 6'dır. Şimdi tav e, tavuklara T diyelim. Tavşanlara Ş şey diyelim. Ayak sayıları nasıl bulunur? Tavukların 2 ayağı var 2 T. Tavşanların 4, 3 ayak olur mu? 4 <laughs> ayağı var 4 Ş. Şey. Diyor ki ben 2 tavuğu 4 e, tavşan ayağına oranladığımda Oran 5 bölü 6 geliyormuş. Hemen biz bu oranı düzenleyelim buradan. Buradan 2 gelir. Hatta bu 2'ler sadeleşir. 3 gelir. Yani son olarak elimizde şu var. Tavşan pardon tavuk bölü e, tavşanların ayakları oranı 5 bölü 3'tür. Bu durumda herkes karşısındakinin k katı kadardır. Kabul muyuz efendim? Kabul. Şimdi o zaman kümeste kaç tane tavuk var? 5 k kadar. Kaç tane tavşan var? 3 k kadar. Var mı buraya kadar problem? Yok. Peki soru bana neyi vermiş? Kümesteki tavuk ve tavşanların toplam sayısı 50'den fazla. Şimdi diyor ki 5K ile hocam yaklaş azıcık. 3K'yi toplarsam 50'den büyük oluyor. E güzel. Toplam ne yaptı? 8K. 8K kimden büyük? 50'den büyük. Tavşan sayısının en az değerini istiyorum. Tavşan sayısının en az olması için K'ye en küçük değerini vereceksin değil mi? Şimdi sen K'ye 8 kere e, 8 desen ne olur? 64. 50'yi geçti olmaz. 7 kere 8 56 olur olmaz. 6 kere 8 48 aha 50'yi geçti. Ha o zaman bir dakika geçeni arıyorduk. Ama en az geçeni arıyorduk. O zaman 8, 7 kere 8'den nedir? 56'dır. Çünkü 6 kere 8 48 geçemiyor. Onu istemiyorum. 50 fazla geçiyor. 50'yi fazla geçtik 64'te. Onu da istemiyorum. Çok az geçmek istiyorum. Demek ki K'yi kaç almalıyım? 7 almalıyım. Buna göre tavşan sayısı. Tavşan sayısı neydi? 3 K'ydi. 3 çarpı 7'den bununla cevabı ne gelir? 21 gelir dedim. Baktım seçeneklere. Doğru cevap 21 C seçeneğine bıraktığım gibi geldim 15. sorumuza. 15. sorumuz nasıl bir soru birlikte bakıyoruz. Aşağıda sayı doğrusu üzerinde A ve B noktaları verilmiş. Bakıyorum tamam tamam Mükemmel bir soru abi. Bak günün efsa sorularından biri. Gelirse hiç şaşırma oran orantı sorusu için gerçekten güzel bir soru. Bundan sonraki de harika bir soru onu da söyleyeyim. Şimdi yazmaya devam. A'nın sıfır olan uzaklığı biri olan uzaklığının 1 bölü dördüdür. Şimdi A'nın bire olan uzaklığı dörde bölünebilen bir sayı olmalı. Gel biz buraya 4x diyelim. 4'te 1'i olduğuna göre A'nın sıfır olan uzaklığı kaç birimmiş? X birimmiş. Kabul müyüz? Kabul hocam. Peki buradan burası kaç x çıktı? 5x çıktı. Yola devam. B'nin 2'ye olan uzaklığı ki kendisi burası. 1'e olan uzaklığının 1 bölü 5'i kadardır. Şimdi buradan buraya ben 5'e bölünebilen bir sayı seçiyorum. Diyorum ki hocam burası 5y olsun. Neden? Şuradaki 5'ten ötürü. Çok ince ayrıntılar bunlar. Neden 5y dediğime dikkat et. 5'te 1'i kadarmış 2'ye olan uzaklığı. Peki buranın toplam uzunluğu ne oldu? 6 y oldu. Biz a bölü b oranını arıyoruz. Ben sana bir soru sorayım arkadaş. Şurası da bir birimdir. Niye? 0 1 arası. Burası da 1 2 arasıdır. Burası da bir birimdir. O zaman 5 x değeri 6 y'ye eşit midir? Eşittir. Herkes karşısındakinin k katına eşit midir? k katına eşittir. Biz x'e 6 k dersek y'ye 5 k edeceğiz. Peki bana a'yı k cinsinden yaz. Bir tane x. Yani 6 k. Bana b'yi K cinsinden yaz. Hocam 5x dedin. Yani 5 de çarptım bunu. Burası ne oldu? 30k oldu. 30k'nin üstüne 5 y gideceğim. Bunu da 5 çarpı 5g'den 25k daha gittim. B ne oldu? 30 artı 25'ten 55k oldu. Biz ne yarıyoruz? A bölü B'yi. Yani 6k bölü 55k. Cırt sana cırt sana gitti. 3'e böldüm 2. 3'e niye bölüyoruz ya? Ne, neye böleceğiz ya biz bunu? Kaldı mı böyle bölünmüyor ki. Cevap ne kaldı? Cevap 6 bölü 55 kaldı. Sadeleşmiyor dedim. Doğru cevabı D seçeneğine bırakarak bu sayfayı da bitirdim. Geldim. Gerçekten güzel. Güzel bir soru. Ki ÖSYM'de de benzerinin geldiğini söyleyebilirim sana. Yine günün yıldızlı sorularından biri. Yine günün EFSA sorularından biri. Ve aynı zamanda gönder gitsin sorusunun da çok benzeri. Şimdi A kabı var, B kabı var, C kabı var. Alayını gördük mü? Gördün mü? Gördüm hocam. Tamam. Yukarıda A, B, C kapları verilmiş. A kabının 1 bölü 3'ü suyla doludur. Bak burada diyorum ki arkadaş A kabının tamamı A kadar su alıyorsa, 1 bölü 3'ü suyla doluysa, A bölü 3'ü suyla doludur. A'daki suyun tamamı ile B kabının 3 bölü 4'ü dolu duruluyor. A'nın diyor içinde dolu olan kısmı A bölü 3 B'nin diyor 3 bölü 4'ü doldurulabiliyor. Aha bir oran elde ettim. Hemen bu oranı elde etmeye çalışıyorum. İşler dışlar çarpımı. 4 tane A 3 kere 3'ten 9 tane B'yi elde eder miyim? Herkes karşısındakinin K'ye katına eşittir der. A eşittir 9 tane K. B eşittir 4 tane K'yi yazar mıyım yazarım. O cepte dursun arkadaş. A kabındaki suyun 1 bölü 2'si. A kabındaki suyun A bölü 3'tü. Onun 1 bölü 2'si yani diğer adıyla yarısı C kabını tamamen dolduruyor. C'yi de doldurdum eşittir C yazdım. Neden burada eşitliği yazdığımı anlaman lazım. Şimdi 2 kere 3 6 içler dışlar yaptım. A da eşittir 6 tane C çıktı mı? Herkes karşısındakinin K katına eşitlediğimizden A buradan dolayı 6K C buradan dolayı bir tane K geldi mi? Geldi. Biz hep ne dedik? eğer böyle bir eşitlik varsa iki tane farklı orandan değerler elde edersem ne yapıyordum? Bak orada öğrettiğim temel soru tipini burada neye çevirdim arkadaş? Burada gerçek bir soru tipine çevirdik. Anladın mı neden az önce önce temel soruları çözelim sonra problemler çözelim dedi mi? İşte bak böyle adım 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 gideceğiz. Peki 6K ile 9K nerede birleşir? 18'de birleşir. Tabii ki arkadaşını da çarpıyorsun. Arkadaşını da çarpıp geliyorum. Şunu şöyle düzenledim. A buradan 2 kere 9'dan 18 k. B buradan 2 kere 4'ten 8 k. C buradan 3 kere k'den 3 k geldi mi geldi. Peki soru bana neyi soruyor? B ve C kaplarının tamamı su ile doluyken. B kabı kaç k? Hocam B kabı 8 k. Doldur bunu. C kabı 3 k. Doldur bunu. Bu suların tamamı A kabına aktarılıyor. Şimdi A kabı burada. A kabı burada. Biz içerisine ne kadar su koyacağız arkadaşım? 8, 3K daha ne kadar su koyduk? 11K'ye kadar su koyduk. Belli bir miktarını böylelikle doldurduk. A kabına, A kabının kaçta kaçı boş kalır? Bana boş yerini söyler misin? A'nın tamamı kaç K'ydi? Şöyle yukarı baktık. Hocam 18 K'ydi. A'nın tamamı 18 K'ydi. 11 K'sini kullandığın 7 K'si nedir? Boştur hocam. Soru bana şunu soruyor. A'nın boş kısmı tamamının kaçta katışıdır? 7K bölü 18K. Boş bölü tamamı sorulan sorunun da ne demek istediğini anlaman önemli. A kabına aktarın. A kabının kaçta kaçı boş kalır? Kaçta kaçı boş kalıyormuş? 7 bölü 18'i. Doğru cevap E seçeneğidir. Bir soru daha burada biter. Geldim günün son sorusuna. Yine çok lezzetli bir soruya. Yine bu şekilde tam bir ÖSYM sorusu. ÖSYM sorar yazıyorum buraya. Çünkü bu soru da yine tam bir ÖSYM sorar tarzında. Elimizde yukarıda iki tane şekil var. Baktık şekle tamam karton var kağıt var. Karton uzun kenarı. Kartonun diyor uzun kenarı. Kağıdın uzun kenarının 12 katı. Bir dakika bunu kenara bir yazmalıyız. Kağıdın uzun kenarına x dersem kartonun uzun kenarı onun 12 katıymış 12x. Kabul mü? Kabul hocam. Kağıdın kısa kenarının 30 kenarıdır. Kağıdın kısa kenarına y dersem burası aynı zamanda kaça eşitmiş? 30 taneye eşitmiş. Bak eşitlik buldun. Hemen onu kullan. Daha birinci satırda ne yaptık? Eşitliği bulduk. 12 tane x 30 tane y eşit. 6'ya böldüm 6'ya böldüm. 6'ya böldüm 2x 6'ya böldüm 5 tane y. Herkes karşısındakinin k katını eşit. Allah'ım hep aynı şeyler geliyor. Ya arkadaş bunların genel mantığı bu çünkü. x eşittir 5k y eşittir 2k. Hemen yerine yazdım. Bak hocam burası 5k burası nedir? 2k. Şunun tamamını k cinsinden yazalım. 12 tane X'te. 60 k'dir. Kabul müyüz? Kabul. Bu bitti mi? Bitti. Kartonun kısa kenarı kağıdın kısa kenarının 20 katıdır. Şurası buranın 20 katı. 2 k'yi 20 ile çarptım. Burası kaç k'ye geldi? 60 k. Bak, kısa kenar 60 k, uzun kenar pardon uzun kenar 60 k, kısa kenar 40 k. Şimdi kartonun kısa kenarının uzunluğu ile uzun kenarının uzunluklarının toplamı 400 santim. Dur. Hocam 40 k ile 60 k'yi topluyorsun. Ne yapacak? 400 santim yapacak. Bir kere sıfırlardan kurtur. Topladığında ne geldi? 10K neye eşit çıktı? 40 santime. K eşittir buradan ne geldi? 4 santim. Ama biz K'yi aramıyoruz. Kağıdın kısa kenarı ile uzun kenarının toplamı. Kısa kenarla uzun kenarı topluyorum. Kaç K yaptı? 7K yaptı. Sen K'yi ne buldun? 4 buldun. 4 kere 7'den cevaba ne dersin? 28 dersin. Doğru cevabı B seçeneğine atarım ki mükemmel bir soruyla noktayı koyduk. Ey güzel arkadaşım ne yapıyorsun? Gönder gelsin sorusunu bizler için çözüyorsun. Ben hemen tabii ki sana burada neyi açıyorum? Gönder gelsin sorusunun haricinde bir de programımızı açacağız. Programımızda ne kadar ilerledik onu göstereceğiz ama çözümü yaparken Instagram'da etiketlemeyi bu sayfa üzerinde çözüm yapmayı zaten artık öğrendin sen ya. Artık onları biliyorsun diyelim. Şimdi, şimdi gel bakalım bizim kamp programımız. Kamp programımızda geçen dersi ince yapmıştık hatırlıyorsan. Gerçi arada bir de 19. gün kamp değerlendirmelerini de bitirdik. Şimdi, şimdi oran orantıdayız. Oran orantı video dersimizi izledik. Video ders defterimizi durduk. Sen ne yapıyorsun? Soru abisindeki soruları çözüyorsun. O 20. gündeki sorular da bitince buraya dikkat ediyorsun. Oh diyorsun ya. 45 günün dilek olan 20 günü bitti. Geriye kaldı 25 gün. 25 gün sonra TYT matematik biter. 25 gün sonra çok şey değişir. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşça kal. Hoşça kal.